Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Turkish Airlines EuroLeague'de 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Rusya temsilcisi Unics Kazan oldu. Maçı kazanan taraf 80-41'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 4. maçında 2. kez kazanırken Unics Kazan 4. maçında 3. kez mağlup oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta rakibine attığı 39 sayı fark, kulüp tarihinin rekoru oldu. Daha önce bir maçta atılan en yüksek sayıdaki fark Baskonya'ya karşı 2013-14 sezonu top 16 mücadelesinde atılan 34 sayılık farktı. Sasa Dorcevic'in yönettiği Fenerbahçe'de Marial Şayok 17 sayı, Devin Buker 16 sayı, Nando De Colo 13 sayı, Ahmet Düverioğlu 10 sayı ile mücadele etti. Velimir Perasovic'in kumandasındaki Unics Kazan'da en skorer oyuncu 10 ile Isayah Canan oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Unics Kazan'ın kaydettiği 41 sayı, kulüp tarihinin bir EuroLeague maçındaki en az bulduğu sayı oldu. Mücadelenin ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sete sette büyük problem yaşarken top kayıpları sonucunda da sayı çıkmadı. İkinci çeyreğe de aynı felsefeyle giriş yapan, Nando De Colo'nun üst üste üçlükleriyle 13. dakikada farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, rakip koç Velimir Perasovic'e molayı aldırdı. İkinci yarıya da 7-0'lık bir seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada durumu 51-22'ye getirdi. Tüm çeyrekte rakibine yalnızca 5 sayı imkanı veren Dorcevic'in öğrencileri, maçın final periyoduna 61-27 önde girdi. Son çeyrekte de değişen bir durum olmadı ve temsilcimiz sahadan 80-41'lik skorla galip ayrıldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.